Şimdi arkamda da görmüş olduğunuz üzere bir tren garındayım ve burada uzun zamandır gitmek istediğim bir şehre gideceğim. O şehir Garodec şehri. Tabii oraya giderken oraya tek vesaitle gidemediğim için birden fazla ulaşım metodu kullanacağım. Yani mesela şimdi buradan trenle gideceğim. Oradan da dolmuşla bineceğim. Ve bu tren yolculuğunu da size bu şekilde göstereceğim. Çünkü tren yolculuğu bayağı sevdiğim bir yolculuk. Bakın. Yani buna tren diyoruz ama aslında hani elektriçka diye geçiyor bu. Hani daha yakın mesafelere gidebildiğiniz bir ulaşım aracı ama trenden farksız. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Bilet fiyatları daha ucuz. Burada aldığınız biletle İstediğiniz yere oturabiliyorsunuz. Yani trendeki gibi rezervasyonlu bir yer yok. İstediğiniz yere oturuyorsunuz. O şekilde yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Şimdi bu elektriçkaların şöyle bir dezavantajı var. Yan taraflarda burada priz yok. Yani şarj edemiyorsunuz. Normal trenlerde hani hemen hemen her koltuğun yanında ufak bir priz olur ve siz oradan şarj edebilirsiniz telefonunuzu yahut bilgisayarınızı. Ama olsun, yine de elektriçkada güzel. Bu yolculuk benim 1,5 saat sürecek bir yolculuk. Bakın bileti de şöyle göstereyim. 149 rubleye aldım bu bileti. 149 rubleye aldım. Buradan Zavoje diye ufak bir sanayi kentine gideceğim. Oradan da söylediğim gibi Garodec'e geçeceğim. Bakalım Garodec'te bizi neler bekliyor olacak. Garodec'e gittiğimde sizi orayı da anlatacağım. Pochinki diye bir tane tren istasyonuna geldik. Bu PUBG oynayanlar illaki bilecektir Pochinki'yi. Hani böyle en çok dropların olduğu, silahların olduğu bir mekandı. Biz de burada Pochinki'ye geldik. Acaba dedim bu PUBG'deki Pochinki şehrini buradan feyz alarak falan mı yaptılar? Çok trajikomik bir şey. Şimdi hazır Pochinki'ye de gelmişken şöyle söyleyeyim. Tren yani elektriçki ağzına kadar doldu. Tıklım tıklım, yani istediğimiz gibi oturabiliyorduk ancak şöyle dolduğunu size göstermiş olayım. Bayağı kalabalık. O yüzden böyle klimada kötü çalışıyor içeride. Çok berbat bir koku var. Bu yüzden ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sıcaktan bir yandan pişiyoruz, bir yandan da koku falan derken çok sıkıntılı bir hal almaya başladı. Şöyle bir handikap var. Normal trende hani servisler oluyor. Mesela kahve, su, envai çeşit yiyecek, içecek satıyorlar. Ancak bunda öyle bir şey yok. 1,5 saat boyunca Zavoje'ye varana kadar hiçbir şey yiyip içemeyeceğim. Gerçi ben hani böyle bir şey olabileceğini düşünerek yanımda ufak kek getirmiştim. Ancak herhangi bir içecek almadım. Böyle kala kaldık. Şu an çok susuzum. Bakalım, olmadı biraz sızıp ondan sonra Zavoje'ye gittiğimizde belki bir şeyler alabilirim. Zavoje'de artık görüşmek üzere. Böyle kuş uçmaz, kervan geçmez ufacık bir tren garına geldik. Diğer insanların peşine takıldım. Ben böyle bir yere gidiyorum. Umarım şurada bir otobüs durağı falan bulurum da bu Garodec'e bir şekilde geçerim. Nasıl geçeceğimi de bilmiyorum. Artık birilerine de soracağız. Garodec'e o şekilde geçeceğiz. Yedit Garodec. Çıkalım. Garodec'e gitmiyormuş. Başka bir yer bulacağız artık. Şu an burada böyle otobüs durağında oldukça fazla sayıda insan var. Arkamda da zaten onları görüyorsunuz. Rastite, Yedit Garodec. Kakoy avtobüsüyle maşrutka Yedit Garodec. Daleko? Города, вот там. А, Tuda'da. Spasiba. Ufak bir şehir ya. Böyle İzmir'in sahil kasabalarından burası farksız.
Здравствуйте, вы знаете, как я могу поехать в городец? Городец? Да. Да, вы сейчас проходите. Ага. Вот эта дорога угу. идет на поворот. Ага. На повороте остановка, вам нужно перейти через дорогу. Далеко отсюда? Например? Нет, недалеко, пешком? 5 минут. Спасибо. Ага. Baksanıza abi ne kadar böyle karakteristik bir bina. Yok tabii karakteristik değil ya, bildiğiniz eski bir bina ama buram buram Sovyetler Birliği kokuyor. Şuradan şöyle gitmekteyim. Yalnız hakikaten de dediğim gibi kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer burası. Baksanıza. Yani yazın burası böyleyse açıkçası kışın buranın halini düşünemiyorum. Tamamen terk edilmiş, hayalet bir kasaba haline bürünür burası. Şöyle bir tane durağa geldim ancak benden başka kimse durakta yok. Yani bu tarafa doğru gelen bir otobüs de yok. Şurada bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Şayet herhangi bir otobüs falan gelmezse direkt buradan taksiyle Garadets'e geçeceğim. 20 minutes later. İzmit'e Garadets pasledi aslında o kadar. Şimdi arkadaşlar bir tane otobüs buldum. Bu otobüs Garadets'e gidiyor. Bakın şöyle bir bilet aldım. Normalde burada otobüs biletleri 26 rubleyle 30 ruble arasında değişir. Ancak hani uzun yol olduğu için muhtemelen bu 62 ruble tutarında. Şimdi biz tıngır mıngır da olsa bu otobüste Garadets'e gidiyoruz. Elveda Zavoji. Ve en nihayetinde uzun süren bir yolculuktan sonra Garadets'e geldim. Garadets ilk intibayı söyleyecek olursam sessiz, sakin bir yer. Birazdan gideceğimiz yeri size gösterdiğimde buranın Rusya'ya değil sanki böyle bir herhangi bir İskandinav kasabasına benzediğini siz de fark edeceksiniz. Ve bakın arkadaşlar, şehrin simgesi olan yapıların olduğu yere geldim. Burası Gorod Mastrov, yani ustaların şehri diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar buraya gelmişken size bu şehrin tarihini de biraz anlatmak istiyorum. Şimdi bu şehir 1152 yılında Prens Yuri tarafından, ki kendisi aynı zamanda Moskova'nın da kurucusu, Nijni Novgorod bölgesindeki ilk böyle Volga'nın üzerindeki kale olarak kuruluyor. Bakın zaten Volga'nın da dibi. Ondan sonra 2. Yuri 1216'da kardeşi tarafından tahttan indirilince onu buraya sürüyor ve o burada hayatını idame ettiriyor. Ve bu şehrin diğer bir tarihsel özelliği de 1239'da Batuhan tarafından bu şehir tamamen yerle bir ediliyor. Bakın. Ve 1263 yılında ünlü Alexander Nevski Altın Ordu'dan Novgorod'a dönerken bu şehirde ölüyor ve bunun üzerine oğlu burayı başkonut haline getiriyor. Ondan sonra şehir 14. yüzyılın ortalarında artık komşu şehir olan Nijni Novgorod'un gölgesinde kalıyor ve 1408 yılına kadar Nijni Novgorod prensliğinin 3. büyük şehri olarak varlığını sürdürüyor. Sonra şehir giderek önemini kaybediyor ve 200 yıl boyunca şehir Pustoy Garadets, yani Boş Garadets olarak anılmaya başlıyor. 19. yüzyıla gelince Garadets bazı tüccarlar tarafından ahşap oymacılığı ve resim gibi dekoratif el sanatlarıyla tanınan müreffeh bir köy olarak yeniden sükse yapıyor.
1922'ye geldiğimizde Garadet idari merkez olmanın yanı sıra tekrar bir şehir haline geliyor. 1948 ve 1959 yılları arasında Gorki Hidroelektrik İstasyonu Barajı, yani günümüzdeki Nizhni Novgorod Hidroelektrik İstasyonu Barajı, Garadet'ten birkaç kilometre yukarı inşa ediliyor ve böylece istasyonla birlikte Volga'nın sağ tarafına yeni bir sanayi kenti olan Zavojje inşa edilmiş oluyor. Yani Zavojje'ye de sizle birlikte gittik. Orası ufak bir sanayi kentiydi ve maalesef orada hiçbir şey yoktu. Bakın arkadaşlar, burada da böyle kilitler görüyorsunuz. Bu daha önce de belki size söylemişimdir, hatırlamıyorum. Hani böyle Volga kenarında yahut herhangi bir köprüde bu bir ritüel. Bakın buraya aşıklar gelip böyle kilit takıyorlar ve bu kilit burada durduğu müddetçe aşıklarının da devam edeceğini düşünüyorlar. Bakın bu da böyle şehirdeki hediyelik eşyacılar. Ondan sonra adam şurada bal satıyor. Ondan sonra burada hediyelik eşyacılar falan var. Здравствуйте. Вот, хочу купить. Это пряник, да? Да, пряничка. Вкусно? Вкусно, медовый. Надо попробовать тогда. 70 рублей. Карт можно? Переводом или наличкой? Сейчас. Сегодня день костюма, вот все и ходят, красивый наряд. Спасибо. Спасибо. Нет, они сказали, что 10 пирамид за 9. Смотрите, какие! Bakın arkadaşlar, bu Rusların ünlü kurabiyesi olan Priyanik'ten aldım şöyle. Bu zencefilli ballı bir kurabiye. Tadı daha önce denemedim. Şimdi burada deneyeceğim. Oradaki kadın bana çok lezzetli olduğunu söyledi. Tadı gayet güzel duruyor. Bakın içinde şöyle yoğun bir şekilde bal var. Ondan sonra zencefil de koymuşlar. Tadı güzel. Mesela bakın bu görmüş olduğunuz bina 16. yüzyılda yapılmış bir bina. Bakın şurada da bir şu tarz bir kuyu var. Gerçek kuyu mu? Evet. Burası gerçek bir kuyumuş ancak sonradan taşlarla doldurulmuş. Bakın sanki bir İskandinav kasabası gibi değil mi? Ve ahşaplar falan harikulade. Şurada da bakın bir tane eski bir şöyle görmekte olduğunuz bir kuyu var. Buradan böyle şu şekilde zamanında su çekilebiliyordu. Bakın şurada da şöyle tezgahlar kurulmuş. Tahtalar şöyle kesilmiş. Ondan sonra şurada bir tane daha şöyle bir yapı var. Onun ne olduğunu tam çözemedim. Şöyle bir gidelim. Wow. Bakın ne kadar güzel değil mi? Ufak bir kulübe. Şurada da bir tane kedinin şöyle bir kabartmasını yapmışlar ahşaptan. Bakın arkadaşlar, buraya geliyorum böyle. Bizzat tarihe dokunuyorum ve tarihe böyle tanıklık ediyorum. Şuraya şey yazmak istiyorum ya. Berkay was here. Berkay buraya da geldi. Mesela bakın şu binada 18. yüzyılla 19. yüzyıllar arasında yapılmış bir bina. Oldukça beğendim. Şimdi şu merdivenden böyle çıkıyorum. Ama merdiven de çık bitmiyor. Upuzun bir merdiven. Ve bakın arkadaşlar, Alexander Nevski. Burası da az önce heykelini gösterdim ve anlattığım Alexander Nevski'nin şöyle bir anıtı. 1993 senesinde açılmış burası. Bakın şurada ahşabın üstüne yapılmış güzel bir çizimi şöyle görüyorsunuz. 2. Alexander'ın, yani kurtarıcı Alexander'ın bir büstü. Burada bütün Rusya'nın imparatoru, Kafkas Savaşı'nı gerçekleştiren, Orta Asya'yı ilhak eden, Bulgaristan'ı özgürleştiren, büyük reformlar gerçekleştiren ve Rus kültürünün altın çağının mimarı olarak yazıyor. Vay be, 2. Alexander da ne büyük adammış değil mi?
Bakın şuradaki kapının üstündeki ahşap oymacılığı da görüyorsunuz değil mi? Ne kadar estetik bir şekilde yapılmış. Buraya geldim böyle sanki şehirdekiler beni böyle karşılıyorlarmış gibi. Burada güzel bir etkinliğe denk geldim. Şurada böyle müzikler falan çalınıyor. İnsanlar böyle yöresel kostümleri giymişler. Size bunu göstereceğim. Bakın zaten bugün yöresel kostümleri giyme günüymüş. O yüzden böyle yöresel kostümleri giymişler. Dansları çok güzel değil mi? Şimdi burada bazı insanlar da bana bakıyorlar. Bu elin yabancısı buraya neden geldi diye. Burada bir derecelendirme yapmışlar. İlk üçe girene burada sertifika veriyorlar. Şimdi bakın burada Zafer Nidaları atıyor kazananlar ve onu destekleyenler. Я нет, но мы ее передадим. Это наша дорогая художница из нашего коллектива. И наконец третье место Собянина Вера. 23 голоса. Ve Vladimir İliç Lenin. Bu parkta böyle ufak bir heykelini koymuşlar. Ben normalde alışığım böyle kocaman devasa heykellerine. Bu beni biraz açıkçası şaşırttı. Daha fazla susuzluğa dayanamayacağım. Soğuk bir şeyler alayım. Çünkü bu susuzluk beni bitirecek. A few moments later. Bir mojito aldım. Bu mojito sayesinde biraz kendime geldim. Yoksa sıcak başıma geçmişti. Düşüp bayılacaktım neredeyse. Ben bu şehri açıkçası oldukça beğendim. Ha, benim açımdan bu şehirde yaşanır mı? Yaşanmaz. Hani böyle tatillerde ne bileyim kafa dinlemek istediğiniz zaman gelip burada dinlenebilirsiniz ama yaşamak biraz sıkıcı olabilir. Evet arkadaşlar, Nijni Novgorod'a giden treni az önce bindim. 15 dakika sonra bu tren de kalkacak ve Nijni Novgorod'a gideceğim. Umarım beğeneceğiniz güzel bir video olmuştur. Açıkçası ben Zavoljie ve Garadets şehirlerini gezmekten oldukça memnun kaldım. Size de bu duygu geçerse ne ala. En kısa sürede bu tarz içeriklerde karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik herkese hoşça kalın diyorum.